Çok değişik, çok güzelmiş evin. Teşekkür ederim. Nasıl içersin kahveni? Sade. İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Sabahları biraz bulantım oluyor da geçer şimdi. Nasıl yani? Yoksa... Yok canım. Sabahları bir ilaç alıyorum da o biraz dokunuyor. Peki. Kahveleri ben yapayım istersen. Ben çok iyiyim. Sen geç. Ben yaparım şimdi. Hadi. Peki. Dinliyorum. Somer Bey ile ilgili demiştin değil mi? Ben çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Annem, babam, kardeşlerim. Kendi ailemizde mütevazı bir dünyamız vardı. Öyle çok büyük hayallerim olmadı. Ailemden gördüğüm sıcaklığı sürdürebileceğim mutlu bir yuva diledim hep. Şimdi bambaşka bir dünyanın içindesin tabii. Bu ihtişam seni ürküttü. Alışık değilsin tabii. Sorun bu değil. İnsan zamanla her şeye alışır. Beni zorlayan, çaresiz hissettiren Somer'le aramızdaki uçurum. Anladım. Yolunda gitmiyor değil mi? Somer boşanmak istiyor. Canım ya. Ben aslında tahmin ettim biliyor musun? Türkan baksana açık konuşacağım. İkiniz de birbirinize çok yabancısınız. Bambaşka dünyalardasınız. O yüzden sen kendini hiç zorlama bence. Sana anlattım hikayemi biliyorsun işte. Sevgisiz bir evliliği yürütmenin hiçbir manası yok. Sen çok güzel bir kadınsın. Boşanmak hayatın sonu değil. İnan bana. Ben vazgeçmeyi düşünmüyorum ama. Boşanma dilekçesini imzalamadım. Peki Somer Bey? O açtı mı dava? Hayır. Açsa söylerdi. Belki de beni üzmemek için. Yapamıyor bunu bir türlü. Ama sonuçta boşanmak istiyor. Seni sevmeyen bir adamla nasıl devam edeceksin Türkan? Nasıl kabullenirsin böyle bir şeyi? Kabullenmek değil bu. Umut etmek. Başka çarem yok çünkü. Canım, kusura bakma ama bu söylediğin çok saçma geldi bana. Ben senin gibi değilim Mine. Benim ailemde her ne pahasına olursa olsun yuva yıkılmaz. Er ya da geç sorunlar aşılır. Daha yolun başındayken pes edemem. Emek vermeden, mücadele etmeden bu evlilik bitti diye ailemin karşısına çıkamam. Ailen yüzünden çok büyük bir hata yapıyorsun Türkan. Somer Bey yurt dışında eğitim görmüş. Eğitimli, görgülü bir adam. Ama sen buradan dışarı adımını bile atmamışsın. Bir gün sevileceğine inanman boşa bir çaba. Mücadeleden kastım buysa tabii. Çok yer görmek, kendini geliştirmek, başka ülkeler, başka şehirler... Sınırlarla çizilidir Mine. Oysa sevmek, sevilmek böyle bir şey değil ki. Onun sınırları yok.
bu yüzden umut ediyorum. Ne yapacaksın peki? Aranızda uçurum olan bir adamı sevmiş gibi yapıp seni sevmesini mi sağlayacaksın? Böyle mi elinde tutacaksın onu? Yapma Türkan. Bu söylediğin fazla romantik. Gerçeğe dön. Sen boşanmıyorsun diye Somer Bey tamam deyip oturacak mı? Hayır. Söylemesi çok acı biliyorum ama gidecek başka bir kadın bulacak kendini. Hayır. Tanıdığım kadarıyla Somer böyle bir şey yapmaz. Nereden biliyorsun? Daha tanımıyorsun ki onu. Belki çoktan başka bir kadın buldu. Bunu sana söyleyecek hali yok ya. Somer'in hayatında başka biri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü defalarca sordum ona hayatında biri var mı diye. Yok dedi. Şu anda yoktur. Ama olmayacağı anlamına gelmiyor ki. Böyle bir şeyin ihtimali her zaman var. Ama ben mücadele edersem Somer'i bulunduğu boşluktan belki çıkarabilirim. Öyle olursa belki de beni sevecek. Somer Bey'i yeni tanıdığını bilmesem, yıllarca aşık bir kadının inadı diyeceğim bu söylediklerini. Ama seninki boş bir hayal. Peki ya sen? Yıllarca birine aşık olduğunu söylemiştin. Değdi mi hoca mücadelene? Tabii ki değdi. Çünkü benim aşkım karşılıksız değildi. Sonunda da benim oldu. Yanımda, yakınımda diz dize olacağımız günleri bekliyorum. Burada değil mi? Uzakta mı? Yo, burada. Ayvalık'ta. Ufak tefek meseleleri çözdükten sonra gideceğiz buradan. Sevindim senin adına. Unutmadan. Sana cep telefon numaramı da vereyim. Bulunsun sen de. İstediğin zaman ararsın, sohbet ederiz. Hatta sen de ver seninkini bana. Ben de ararım. Benim cep telefonum yok ama evden arayabilirim. Tamam canım, fark etmez. Teşekkür ederim. Rica ederim.